Dün İstanbul'dan geldim. Şu an burada misafir sayılırım. Yani İstanbul o kadar kalabalık nüfusa rağmen buradan daha iyi. Ben de şaşkınlıkla izliyorum bu Trabzon'u. Yani ürkütücü bir durum. Yani bu kadar kendi halkımın, kendi vatandaşımın bu durumlara düşürmesini Trabzon'u kendi kendine, yani ben şaşkınlıkla izliyorum. Şimdi bunun çaresi bence tabii ki maske kurallarına, diğer mesafe kurallarına uymakla elde edilir. Arkadaşlara, eşlere, dostlara tavsiyemiz o yönde. Yani yapacak bir şey yok. Valiliğimiz de zaten kararlarını alıyor. Daha dün mesela İstanbul'daydım. İstanbul gayet şu anda güzel gidiyor. Şey yapıyorlar mesela, masalar atıldı. Kafeleri olsun, lokantaların önüne. Bir insanlarda bir rahatlama, psikolojik bir rahatlama oldu. İşlerde falan. İnşallah dileğimiz Trabzon'da bir an önce bu mavi kategoriye girmesidir yani. Biz vatandaş olarak elimizden geleni kurallara uyarak yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu hep birlikte, el birliğiyle olması gereken bir şey. Minibüsten iniyorlar, iç içe iniyorlar böyle. Hepsi orada arabanın içerisinde kapıyor, geliyor Trabzon'a dağıtıyorlar hemşerim. Köylerden gelen arabaları muhakkak denetlenmeleri lazım. Yoksa Trabzon'da mümkün değil, ben inanmıyorum. Trabzon'da herkes riayet ediyor, herkes şey yapıyor. Ama köyden gelen minibüsler ben gözümle görüyorum ya. TEDAŞ'ın orada vallahi sanki insan seli iniyor arabanın içinden. Dolmuşlar ağzına kadar dolu. İnsanlar birbiri içinde. Şuraya baksana ya. Ondan sonra bu virüs artıyor. Artar tabii. Köylerden adam İstanbul'dan geliyor köye, virüsle oradan iniyor şehire. Geliyor burada geziyor. Geçen de orada virüslü bir çocuk geziyor oralarda. Abi denetim yok, ne bileyim yani. Bu 15 gün kapanması lazım Trabzon'un. İyi bir virüsçi yok etmek için bu Trabzon'un kapanması lazım. 15 gün. Başka düzelecek gibi değil bu yani. Düzelmez de yani bu Trabzon.